Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. TYT Geometri Soru Bankası kitabında doğru analitiği konusundaki kazanın testi yani grafik çizimi doğru üzerindeki noktalarla ilgili kazanın testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde K'ya 2K noktası bu doğru üstündeyse o zaman denklemi sağlıyor demektir. X yerine K yazacağım. Y yerine de 2K yazacağım. Eksi 14 eşit sıfırdan 6K 7K. 7K eksi 14 eşit sıfır yani 7K 14 yapar böylelikle. O zaman K'yı da buradan 2 buluruz. Yani cevap balık kesir çıktı birinci soruda. İkinci soruya geldik. Bak bir doğru üstünde bir nokta verilmişse o noktaya odaklan. Odaklandığınız zaman apsis ordinatını bilmiyorsun ya apsis yerine A yaz ya da yazılabilecek en kolay sayıyı yaz ki A yazabiliriz. Mesela 2 bölü 5 x olsaydı apsis yerine 5 A yazardık değil mi? Burada A yazalım mesela. Apsis yerine A yazdığımızda ordinatta ne oldu? 3 A mı oldu? Evet. Şimdi karenin alanında kaç verilmiş zaten? 9 verilmiş. A yazmama da gerek yokmuş aslında. Karenin alanı kaç verilmiş? 9 verilmiş mi? Verilmiş. Yani burası kaç? 3. E apsisine bakacak olursak apsi 3 oldu. X yerine şimdi 3 yazarsam Y'si de 9 mu yapar? Evet. X yerine 3 yazdığımızda Y de 9 yaptı. O zaman buranın Y'sine bakıyorum. 9 olacak. E C noktasının koordinatı isteniyor. Şimdi burası kaç birim? 9 birim. Burası da 3 birim. C noktasının apsi yine 3. C apsi 3. Bu sefer ordinatta kaç yaptı? 12 yaptı. Yani 3'e 12 noktası yapar. Evet cevap cihan oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Analitik düzlemde orijinden geçen y eşittir mx artı m eksi 1 doğrusu. Orijinden geçen bir doğru y eşittir mx artı c de sabit sayı olmayacak. Sabit sayı bak x'in katsayısı sayısı x'li x'i içeren ifade bu sabit sayısı da burası. Yani m eksi 1'in 0 olması lazım. m buradan ne gelir? 1 gelir. m yerine 1 yazdığımızda y eşittir x doğrusu mu oldu? Evet. Sonra bak bu doğru y eşittir x doğrusu oldu. Bir de x eşittir m doğrusu. x eşittir m doğrusu da m yerine 1 yazdığımızda x eşittir 1 doğrusu oldu. Ve x ekseni. Şimdi bu doğru ve x ekseninden bahsediyor. y eşittir x doğrusunu çizdim. 45-45 olan. x eşittir 1 doğrusunu çizdim. 90 derece olan. Bir de x ekseni diyor. İşte bu bölge şurası yapmadı mı? Evet. Bu bölgenin alanı. Arkadaşım şurası 1 bir birim. 45-90 ise burası da 45 yapar. E burası da 1 yaptı. Üçgenin alanı ne yapıyor o zaman? 1 çarpı 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 yapar. Evet üçüncü soru. Akçay oldu. Geldik 4'e. Analitik düzlemde 2 doğru verilmiş ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı isteniyor bizden. Ne yapacağız arkadaşlar? Analitik düzlemde doğruları çizeceğiz. Şimdi burada x yerine 0 versem y'si kaç gelir? 8. Y yerine 0 yazsam x de 8 mi gelir? Evet. 8'e 8'den geçen bir doğru. Hop şöyle. 8'e 8. E 8. Sonra x yerine 0 yazsam burada y'si 4 gelir. Y yerine 0 yazsam burada x de 2 mi gelir? 2x eşittir 4'ten x de 2 gelir. Evet x 2 olacak. Y'si de 4 olacak. Y'si de 4 olacak. Şu şekilde bir doğru oldu. Bunlar kesişiyorlar. Şimdi doğrular ve eksenler arasında kalan bölge. Eksenler işte şurası değil mi? Bu bölgenin alanı isteniyor. Ve burası da kaçtı? 4'e 2 miydi? Evet. 4'e 2. Y'si yok. X'i 2, Y'si 4 olacak. Burası 2, burası 4 olacak. Arkadaş ne yapacağız? Şu büyük üçgenin alanından neyi çıkartacaksın Sarı bölgenin alanını bulmak için. Şu beyaz bölgenin alanı çıkartacağım. Büyük üçgenin alanında burası 8 birim, burası da 8 birim. Yani 8 çarpı 8 bölü 2 eksi. Üçgenin alanı nedir? Hocam 2 çarpı 4 bölü 2. 2 çarpı 4 bölü 2. 64 bölü 2'den 32 eksi 4 yapar. Yani cevap böylelikle 28 çıkar. Evet cevap denizli çıktı. Dördüncü soruda. Geldik 5. soruya. Böyle iki tane doğru verilmiş. D1 ve D2 doğruları verilmiş. Hemen eksenleri kestiği yerleri bulalım. Hocam burada x yerine 0 yazsam 3y 12'den y'yi 3y 12'den y'yi 4 buluruz. y ye yerine 0 yazsam hocam burada -4x 12'den y ye yerine 0 yazdığımız an x de -3 bu gelir? Evet, x de -3 gelir. Yani D1 doğrusu şurası y'si 4 geldi, x'i de -3 geldi. Burada ben x yerine 0 yazsam, x yerine 0 yazdığımızda 3y 24 ise y buradan 8 gelir. y yerine 0 yazsam, y yerine 0. 4x 24 ya x de buradan 6 geldi. Evet x 6 geldi, y de 8 geldi. Şimdi bakalım bakalım bir şeylere. Burası 3 4 e o zaman burası 5 yapar. E burası 6, burası 8. 6 8 13 üçgeninden burası da 10 yapar. AD uzunluğundan bahsediyor bana. AD uzunluğu 9 birim. Doğru mu? Doğru. BC'ye bakalım. BC şurası 8 ile 4 arası. Burası 4 birim olur. Doğru mu? Doğru. DC uzunluğu 11 demiş. DC'ye bakıyorum. DC'de 11'im. birim. Doğru mu? Doğru. Yani 3'ü de doğru olmuş oldu. Cevap E Edremit oldu. 5. soruda. 6. soruya geldik. Alan 32 birim kare olan bir kare. Yani 32. A kare eşittir 32 ise A'yı buradan kök 32 buluruz. Yani bu 16 çarpı 2 olduğundan 16 dışarıya 4 diye çıkacağından 4 kökü yapar burası. Evet karenin bir kenarı 4 kökü oldu. D1 doğrusu birinci açı ortay doğrusu. Yani 45. 45 yapar burası. D2 doğrusu da ikinci açı ortay doğrusudur demiş. Ha dur. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi bu bir kare mi? Kare. Kare olduğundan köşe yani 45 45 yapar mı burası? Yapar. E tamamı 90 burası da 45 yaptı. D1 doğrusu birinci açı ortay doğrusu oldu. Doğru. D2 doğrusu da ikinci açı ortay doğrusu oldu. Bu da kesinlikle doğru. E, AC doğrusu Y eşittir. 4 doğrusudur. AC doğrusu şöyle. Köşegen, köşegen oluyor burası. Köşegenler dik kesir. Hocam A 4 kökü ise 45 45 90 üçgen çıktı. 4'e 4 çıktı burası. A 4'e 4 ise buradan 4 birim yukarıda 4 noktası var. Eksene dedikse bu da Y eşittir. 4 doğrusudur. Doğru mu? Bu da doğru. Yani her üçü birden doğru olmuş oldu. Örnek 6'yı böylelikle Edremit bulduk. Ve Böylelikle kazanım testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testimizde doğruların birbirine göre durumları testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.